Sağlıklı ve kaliteli yaşam için Gençte Faktörler Gönül'den hepinize merhaba. Bugünkü programımız yine kilo denetimi programı aynı hızda gidiyor. Masaj olan mı zayıflar yoksa masajı yapan mı? Tabii ki cevabını biliyorsunuz ama ben açıklayacağım. Bir kere masaj ne gibi yararları var onlara bakalım. Kan dolaşımını arttırır. Kan dolaşımı ne kadar etkin artarsa sağlıklı yaşamda o kadar artı verileri lehimize döner. Kasları gevşetir. Gün içerisinde egzersiz yaparken, çalışırken, iş hayatında akşama kadar kaslarımız çalıştığı için geriliyor. Bilinçli bir elde iyi bir masaj olduğunuz zaman o gerilmiş olan kaslarınız bir pelte gibi yumuşayacak. Ertesi gün çok daha dingin işe başlayacaksınız. Yine sindirime çok etkin yardımı var. Sindirim ne kadar iyi çalışabilmesi sağlık açısından o kadar olumlu yansıması olur. Yine bilinçli bir bağırsak masajı yaptığımız zaman yine sindirimi çok iyi bir şekilde kolaylaştırabiliyor. Lenfatik sistemi uyarabiliyor. Bunlar hep masajın olumlu yansımaları. Gün içerisinde bir takım atık maddeler oluşuyor. Bunu da atabilme açısından masajın çok olumlu yararları var. Kas yorgunluğumuzu da azaltıyor. Laktik asit dediğimiz bir yorgunluk asidi var. Onu iyi bir masajla vücuttan daha çabuk atabiliriz. Hatta bu laktik asit karaciğerde birçoğu %80'i yine enerjiye dönüşebiliyor. Bunu masajla da sağlayabilme şansına sahibiz. Peki Haluk Hoca, kaç tip masaj var? Bir tanesi genel masaj. Bu rahatlama masajı. İyi bir manipülasyon olduğumuz zaman gün içerisindeki tüm yorgunluğu atma açısından genel masaj çok yararlıdır. Ama haftada birden fazla yapmayın, vücut alışır. Yorgunluğu atar, hatta gün içerisinde oluşmuş olan stresi azaltma açısından da katkısı var. Ödem de oluştuysa ödemi de atabilir. Lenf drenaj masajı vardır. Bu tıbbi bir masajdır. Özellikle ödemi atmakta çok etkilidir. Bazı kadınlar ya da erkeklerde yaşı 40'ı geçtiği zaman bacakları şiştiğini görüyorsunuz. Bunu atma açısından özel bir masajdır. Önce boyun bölgesi, sonra karın bölgesi göğse, üst taraf boşaldıktan sonra aşağıdan yukarı pompalanır. Hiçbir zaman için darbeleme hareketi yoktur. Isınma masajı sporcuların yaptığı masajdır. Öyle ya da böyle. Kısaca başa dönüyoruz. Masaj olan rahatlar, masajı yapan zayıflar. Çünkü kalori sarf eden masör ya da masözdür. Bunu asla unutmayın. Zayıflatacağım deyip, masaj ya da selülitleri yok edeceğim deyip masaj yapıyorum diyenlerden uzak kalın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Gençte Faktörler.